kayıt. Evet, buyurun. Evet, Best Kapten 28 Eylül 2012. Hoş geldiniz. Çok kötü abi. Sen aç. İyi günler. Tweet TV'den sevgiler, saygılar. Bir söylesene. Be, top. Top. Top deyince aklıma şey geldi. Hayır yani. Top. Beyaz da bir olan. Evet, direkt ben 10 top tweetimizi okuyorum. Evet. Top tweetçilerimizi okuyorum. Işık Sezen, Beyaz İtli Kral, Medcezi, Taci Kalkava, Katar Ramazan, Leyla ile Mecnun Replik, Meteryus, Komşu Müşüroğlu, Mehmet Beyaz Bayrak, Ömer Aslan. Nereden başlayalım okumaya? Kuzen sende bir uyku mahmurluğu var. Var. Yani. Aynı deminki şey tekrar devam edelim. Abi telefon geldi, kestik ya. Baksana, yeni evinde mutlu musun? Çok yeni, mutluyum. Cihangir'de bir yere çok taşındık. Çok teşekkür ederim. Beraber taşındık. Aynı evde oturuyoruz artık. Yatağını kim hazırladı? Yatağımı sen hazırladın. Çok teşekkürler. Millet de gay zaten. Biz normaliz. Yok. Ondan yok, sonra. İlk tweetime geçiyorum. Motor geçti. Arap Işık Sezen Arap kanalında maç izliyorum. Spiker ne derse babaannem amin diyor. Evet, çok güzel bir yazdı. Beyaz etli kral. Aklıma geldi de insan eti küçük et parçasıyla ölçülür. Kalbi ve dili. Çok güzel. Evet. Ne diyorsun? Manidar. Çok manidar. Çok. Evet, Medcezir. Çok doğmamışsın yalnız güzel ha. Ya bırak, hep aynı. Medcezir gerçekten yani okuyorum. Medcezir dün bizi retweetledi yalnız ha, değil mi? Güzel. Retweetlemiş. Medcezir'e sevgiler burada. Yeni evin hakkında ne düşünüyorsun? Biraz temizliğe ihtiyaç var mı? Ya bir tane temizlikçi kadına ihtiyacımız var aslında şu an. Biz temizleyelim. Ya sen temizle, ben sana üstünde izin vereyim. Tamam, 50 lira. 50 lira. Büyük 50'li düşeriz orada. Medcezir, hoş geldiniz. Yeni bulduğun arkadaşları kaleme, eskileri silgiye vurma. Kalemin ucu kalbine batarsa silginin yumuşak şefkatine muhtaç olursun. Aa, çok manidar verdi ben ha. Abi cidden mi? Çok kullanımlısın bu arada. Evet. Sen de. Taci Kalkavan. Delikanlının... Taci Kalkavan'la ilgili bir şey söyleyeyim mi? Taci Kalkavan. Ben aslında var ya, Taci Kalkavan'ın normal hayatta böyle tipini merak ediyorum. Nasıl? Ben de çok merak ediyorum onu ya. Cidden. Vallahi merak ediyorum. Ben paçozu merak ediyorum. Paçozu, Taci Kalkavan'ın, Medcezir'in kendi fotoğrafı sanırım. Evet. Var ilginç. Medcezir gerçekten senin kendi fotoğrafın mı? Neyse, Taci Kalkavan'ı. Taci Kalkavan'ı okuyalım. Ama aslında Tatar Ramazan okumak istiyordum yani. Tamam, oku, ben Taci Kalkavan'ı. Ha, olur. O zaman sen beni keklemiş olur musun? Sen Tatar Ramazan'ı oku, ben okuyorum. Okuyamayacaksın. Ya hadi ya, o kadar yani. Taci Kalkavan. Delikanlılığımıza laf söyletmemek için cebimizde para yokken yediğimiz makarna şimdilerde sosyete olanlarına spagetti olmuş. Ne diyor kuzamda? Yani gençken yediğimiz makarna, yani parasızlık zamanımızda yediğimiz makarna. Hala yani, evet. Bugün spagetti olup porsiyonu 15 lira. Abi işte yabancı hayranlığı. Evet, bu. Dilimize giren bu kelimeler. Evet. Fransızca, Almanca. Fransızca çok gülüyor. Tatar Ramazan, güzel bir tweet'i 6 milyon küsür ayrı kişide göreceksiniz. Hepsi de sanki kendi yazmış gibi kasım kasım kasılacak diyor. Yeni kullanıcı önerileri. Yani her tweet'i değişik insanlarda göreceksiniz. Bu tweet hırsızlığı da. Dün ben bundan bahsetmek istemiştim işte. Dün konuşuyorduk ya. Aynı tweet'i kendileri bulmuş gibi copy paste yapıp günler, aylar, yıllarca sürüyor. 1924'te gördüğüm tweet'i ben dün gördüm. Bir sonraki tweet'imize geçelim. Leyla ile Mecnun Replik. Aklıma geldi de sanki uzun zamandır tanışıyormuşsunuz. Tanıyormuşuz gibi birbirimize. Birbirimizi. Ha, sanki ben pazarda su satarken sen o sırada annenle elma sıçıyormuşsun gibi. Bu ne demek? Bunu ben yineleyeyim. Edeyim mi? Kendimi Kur'an kursuna gibi hissettim. Talebesi ve hocası. Ya yapmayın böyle çocuklar ya. Güzel o espri oldu ama... Espri oldu da hiç komik bir espri. Aklıma geldi de sanki uzun zamandır tanıyormuşuz gibi birbirimizi. Sanki ben pazarda su satarken sen o sırada annenle elma seçiyormuşsun gibi. Ne anlama geldi? Bir anlamla açıklayalım. Boş ver anlamını. Yok boş ver. Anlatacağım seni. Tamam. Ben okuyacağım abi. Oku abi. Sahip olamadıklarımızı, sahip olduklarımızdan daha fazla düşünüyoruz.
Takbir. Takbir, takbir meteoryos. Tebrik ediyorum seni. Şey diyeceğim, ha böyle var. Hatta şeye de Beyaz İtli Kral da serzenişte bulunmuş. Neden number 9 diye, 9 numarayım diye. Bak abi güzel yazmış. Yani meteoryos güzel yazmış. Ondan sonra senden de güzel tweetler bekliyoruz. Çünkü güzel yazmış. Komşunun meşhur oldun lan. Komşunun meşhur oğlu, biri yeni bir ilişkiye başladığında dışımdan ben, aa çok sevindim canım, içimden ben, lan şu malın bile sevgilisi var, ben hala yalnızım. Abi kadınlarda mı çok olur ha? Ben de. Ayşe Fatma'nın arkadaşı, tamam mı? Evet. Fatma yeni bir sevgili. Bir şey söyleyeyim, dedik anne gibi. Arkadaşın, kız arkadaşın seninle ilgini çekiyor. Kaç tane sen bakabilirsin? Böyle bir rahatsızlık var arkadaşlar çevresinde. Adamın kendi kız arkadaşı ona bakmıyor, arkadaşın kız arkadaşına gelmiyor sürekli. Kuzen, başına gelmedi değil. Evet. Ama benim kitabıma ters. Benim de ters de bu istem dışı gerçekleşen bir olay. Abi ben senden şüpheleniyorum. Bir sonraki tweetimiz Mehmet Beyaz Bayrak. Gençliğin bu kırgın edebinde çok değil farklı olmak. Haya et. Haya et, evet. Gençliğin bu abi kırgın... şu tweet'i bana bir anlatsana. Gençliğin bu kırgın edebinde çok değil farklı olmak haya et. Aslında bu tweet var ya. Hı. Bu şu altın harflerle duvara yazılsın bir tweet. Aynen kuzen. Şu tweet ne hani dersin? Birçok şeyi çağımızı, günümüz Türkiye'sini, o zaman, günümüz Türkiye'sinin gençliğini aslında. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben bununla yemin ederim tek kelime anlamı. Haya eli biliyorum. Şunu kapatalım. Kameraman da gülersin. Şey, Ömer Aslan son tweetimiz. Evet. Evden çıkınca giden batarya, sigara yakınca gelen otobüs, yatağa girince çalan telefon. Bunların hepsi aynı örgütü üye bence. Yemin ediyorum. Benim başıma çok iyi. Benim en gıcık olduğum ne biliyor musun? Delikanlıyım bugün söyleyeyim. En gıcık olduğum şu hayatta her şey. Şu pazartesi, hafta sonuna geçmiş. Pazartesi, dükkana gidiyorum. Bismillah, eşofok bok başlıyorum. Abi bütün tanımadığım 15 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 200 yıllık bütün arkadaşlarım sıraya dizilmişler, geliyorlar abi dükkana. Bundan nefret ediyorum ya. Güzel bir şey soracağım sana. Birçok arkadaşa istihdam olayı sağlıyorsun yanında. Birçok insan çalışıyor. Sen kasadasın. En sevmediğin müşteri kimdir yani? Ya müşteri mesela biz dükkanda şöyle bir şey yapıyoruz. Hediye standları oluşturduk. Çünkü ben 20 yaşlarındayken kurduğum bir hayal vardı. 40'a geldiğim zaman vakıf, kimsesizler vakıf kurmaktı. Bir de zengin olursam dedim, şey yapacağım, hediye dükkanı, bir dükkan açacağım. Sadece kızların, dünyanın en güzel kızlarının hediye verebileceğim bir yer oluşturmak istiyordum. İkisini de yapamadım. Yaptığım şu anda bir şey var. Şey yapıyorum, dükkana küçük bir yer oluşturdum. Sen de biliyorsun, stand oluşturdum orada. Orada kızların günlük hayatta kullanan... Yalnız da koyayım dakikamızı geçmek. Yok, geçmeyiz. Yok, geçmeyiz. Ben konuşmasaydı bitirmiştim şimdi. Bitir abi. Şey diyeceğim, oraya stand oluşturdum, hediye veriyoruz. Tam alışveriş yapsın yapmaz hediye veriyoruz. Pardon diyorum, alışveriş yapmamış, ne yapmış isem. Güzel oldu, enerjisi olamadı. Diyorum, pardon, hoş geldiniz, biraz konuşuyorum. Diyorum ki, bu stand hediye standımız diyorum. Kız birden havaya giriyor. Sanki ona dedik ya, küfür ettik ya. Lan ne havaya giriyorsun? Biz onu orada, orası işte hediye standımız. Beni görse de görmesen de orada yazmıyor da. Orası hediye standımız. Yani ne ya, birden beklentilere giriyor, başka bir moda giriyor, ona gıcık oluyor. Ben, bence de ne oluyor biliyor musun? Sende ne oluyor, ben onu merak ediyorum. Bak adam geliyor, iyi günler diyor. Radyo var mı elinizde, eski radyo? Evet. Bakın diyorum, lan işte gördünüz mü, 5-6 tane, 10 tane. Birden çantasından bir radyo çıkardı. Ya bunu sevmiyorum. Evet. O zaman ben de bir tane söyleyeyim. Sırayla söyleyeyim. Yok. Tweet'i bırakalım mı? Hiç konuşalım. Tamam. Kitap. Ha. Soracaksın. Tam onu soracaktım ben de ya. Kitap önerisi, evet, 1 Ekim'de tüm kitapçılarda olacak. Yazarı Onur Aydın, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Evet, evet. Aynı zamanda sinemacı. Kıyak. Neydi? Kıyak. Cehennem Kıyamet Çiçeği. Ya onun gibi ne de çiçeği abi, kitabın adını bile bilmiyorsun. Yağmur Kıyamet Çiçeği. Yağmur Kıyamet Çiçeği. Ben de tam çiçeği. Bunu diyecektim. Sen kitabın ismini zor daha söyledin. Abi izin ver. Yağmur Kıyamet Çiçeği Onur Aydın'ın. 1 Ekim'de tüm kitapçılarda, çok güzel bir konu. Ben
Kitabı sağ olsun bana daha önceden getirdi. Hediye etti. Okuma imkanı buldum. Yağmur Kıyamet Çiçeği ben Trabzon'la ilgili, Trabzonspor'la ilgili, Kazım Koyuncu'yla ilgili ve Çernobil'le ilgili güzel bir roman. Herkese tavsiye ederim. 1 Ekim'de Yağmur Kıyamet Çiçeği. Ha, Onur umarım yani bu kitabıyla Onur'a sevgiler sunuyoruz. Evet. Yani. Onur'a buradan sevgiler sunuyoruz. Son bir mesaj geldi bana. Gereksizin biri diye, gereksizin biri, 60 kişi mesaj diyor. İyi geceleri karnımız, günaydın desek kabul görür mü demiş. Esra'ya buradan sevgiler, senin oğlum senin değil. Bu o program ikimizin ama ben başlatırım, ben bitirdim.